Herkese merhaba. Sinema Artı olarak yeniden benzersiz içeriğimizle karşınızdayız değerli izleyenler. Bu bölümümüzde sizi neler bekliyor birlikte izleyelim. Sinema Artı başladı. Sinema Artı'da bu hafta... Haftanın öne çıkan sinema haberleri... Vizyona giren filmlere kısa bir bakış... Editörün seçkisinden haftanın filmi ve filme detaylı bir yolculuk ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. Haftanın öne çıkan ve çok konuşulan sinema olaylarını sizler için derledik. Haber Artı'yla başlıyoruz. Martin Scorsese imzalı Killers of the Flower Moon, dünya premierini Cannes Film Festivali'nde yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 76.sı düzenlenecek festivalde yer alacak filmin gösterimi 20 Mayıs'ta gerçekleşecek. Yapım 37 yıl önce Scorsese'ye en iyi yönetmen ödülünü kazandıran After Hours'dan bu yana Cannes resmi seçkisinde yer alan ilk Scorsese filmi olacak. I couldn't believe that. The Departed filmiyle Oscar kazanan Scorsese'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, 1920'lerin Oklahoma'sında yerli Amerikalıların uğradığı cinayetleri ve sonrasında FBI tarafından oluşturulan soruşturmaları odağına alıyor. Senaryosu David Gray'nin Ayna adlı kitabına dayanan Eric Roth imzalı Amerikan Batı Suç filmi. Filmde DiCaprio'ya Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, Jenya Collins, Gillian Dion ve Tantu Cardinal gibi isimler eşlik ediyor. Killers of the Flower Moon 20 Ekim tarihinde vizyona girecek. Türk sinema, dizi ve tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün. Jet Sosyete, Akasya Durağı, Yalancı Yarim gibi sayısız projede yer alan Belgün, oyunculuk kariyerinde yeni bir karara imza attı. Zamanı gençleri dedik, bu Karayip Korsanı utandırdı bizi. Ünlü oyuncu, dizi ve sinema filmlerinde rol almak yerine yalnızca tiyatro oyunculuğu yapacağını açıkladı. İçimdeki Kadın adlı kitabından uyarlayıp tek başına sahneye koymuş olduğu Aşk ve Komedi adlı tiyatro oyununa devam ettiğini belirten Belgün, bir daha dizi ve sinema projelerinde oynamak istemiyorum, bıraktım artık, sanat hayatıma sadece tiyatroyla devam edeceğim şeklinde konuştu. Genç bir adam karşıladı. Daha sonradan öğrendiğime göre bu genç adam... 1993 Milliyet Gazetesi Yılın Sanatçısı, Milliyet Gazetesi tarafından En İyi Televizyon Komedi Kadın Oyuncusu ödülüne, Tepe Taklak oyunuyla Yılın En İyi Komedi Kadın Oyuncusu, Altın Lale Güzel Sanatlar ödülünde ise En İyi Tiyatro Oyuncusu ödülüne layık görülmüştü. Nilgün Belgün, Kalpten Kalbe, Aşk ve Komedi oyunlarıyla tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Bir bakış baktın, kalbimi yaktın, aşkın kemendini boynuma... Oppenheimer 3 saatlik süresiyle Christopher Nolan'ın filmografisindeki en uzun film olacak. Imagine a future. Oppenheimer, izleyicileri dünyayı kurtarmak için yok etme riskini almak zorunda olan Robert'ın paradoksunu anlatan Christopher Nolan imzalı epik bir gerilim filmi. Filmde Cillian Murphy, atom bombasının babası olan teorik fizikçi Robert Oppenheimer olarak izleyici karşısına çıkıyor. Until they've used it. Theory will take you only so. Filmde Murphy'ye Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh,
Rami Malek gibi isimler eşlik ediyor. Christopher Nolan'ın atom bombasının icadı ve geliştirilme sürecini fizikçinin gözünden anlattığı yeni filmi Oppenheimer, 21 Temmuz 2023'te gösterime girecek. Haftanın beyaz perde ile buluşan filmleriyle devam ediyoruz. Vizyon Artı sizlerle. Hayalet suikastçı. This is the future of drone warfare. Jesse Atlas'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı Aaron Wolf tarafından yazılan filmin öyküsü, Atlas ve Wolf'un Let Them Die Like Lovers adlı kısa filmine dayanıyor. This is Adrian Delorio, the fixer's fixer. Mikroçip teknolojisine odağını alan film, bir ajanın başka bir insanın bedeninde gizli görev esnasında öldürülünce gelişen olaylar dizisini konu ediniyor. We're hunting. We take down Adrian's crew. Film kendisine frontotemporal demans teşhisi konduğu için oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in rol aldığı son yapım olmasıyla dikkat çekiyor. Find a way to keep him close. Bu aksiyon dolu macerada Willis'e Nomzamo Mabata, Dominic Purcell, Andy Allo gibi isimler eşlik ediyor. Remember who you are. I can't let him kill her. It's time to come home. Birlikte bir film izleyebilir miyiz? Hiçbir suçu olmaz. Mithat. Sahibi. Oğlum niye açtın kapıyı? Mithat Karaman. Senaryosu Doğu Yücel'in Kimdir Bu Mithat Karaman isimli polisiye mizah romanından uyarlanarak hazırlanan filmi Süleyman Arda Eminç'e yönetti. Mithat! Kalp krizi mi? Hırsız girmiş evi. Film yalnız yaşayan ve toplumdan izole olan son derece silik bir karakterin başından geçen olaylarla içerisinde kaldığı zorlu sürece odaklanıyor. Ama ben yalnız yaşıyorum. En son bildiğim yalnızlık suç değildi. Hala değil, merak etme. Hala mı değil? Yani ileride olabilir mi? Filmin oyuncu kadrosunda Kadir Doğulu'nun yanı sıra İpek Filiz Yazıcı, Bülent Çorak, Dilek Serbest, Sinan Albayrak, Zeliha Çetinkaya ve Beyti Engin gibi isimler yer alıyor. Kuzuların Sessizliği. Bazen hala uyanıyorsun değil mi? Karanlıkta uyanıyor ve kuzuların çığlıklarını duyuyorsun. 1991 yapımı ve yönetmen koltuğunda Jonathan Demme'in oturduğu unutulmaz bir film olan Kuzuların Sessizliği'nde bir seri katilin Hannibal Lecter'ın ağzından dökülür bu cümleler. Kuzuların Sessizliği, Thomas Harris'in aynı adlı romanından filme uyarlanır. Anthony Hopkins'in ses tonu, entelektüel üslubu ve başarılı oyunculuğuyla ikonik hale getirdiği seri katil Hannibal Lecter karakteri, sinema tarihinde unutulmaz bir yerdedir. FBI ajanı Clarice Starling'e ise Jodie Foster hayat verir. Psikolojik gerilim ve korku türündeki filmde eğitimi devam eden Clarice Starling, yüksek güvenlikli bir akıl hastanesine girerek bir psikiyatrken yamyamlık yapan bir seri katile dönüşen Hannibal Lecter'ın hastalıklı zihninin derinliklerine inmeye çalışır. Çünkü Starling'in bir başka seri katili yakalamak için ipuçlarına ihtiyacı vardır. Ancak ne yazık ki Lecter sıradan bir seri katil değildir. Entelektüel, zevk sahibi ve sanatçı ruhlu bir psikiyatr vardır karşısında. Ettikleri sohbetler ve geliştirdikleri ilişki onun kaçışına sebep olur ve artık iki ayrı seri katil karanlıklarda serbestçe dolaşmaya başlar. Bu filmden önce çekilen İnsan Avcısı adlı film ve Kuzuların Sessizliği'nin devam filmleri olan Hannibal'la Kızıl Ejder'de Hannibal Lecter'ın hikayesini anlatsa da en bol ödülü ve etkiyi kazanan film Kuzuların Sessizliği olmuştur. Film 7 dalda Oscar'a aday olur. Hem Anthony Hopkins'e hem de Jodie Foster'a Oscar'ı getirir.
God bless you all. Thank you very much. Jodie Foster 30 yaşına gelmeden 2 Oscar kazanan ender isimlerden biri olurken Anthony Hopkins'i filmde sadece 16 dakika gözükmesine rağmen en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanır. Kuzuların Sessizliği aynı zamanda gerilim korku türünde Oscar kazanan tek yapımdır. Film çekim süreci ve oyuncularının filme hazırlık süreçleriyle de özel bir yere sahiptir. FBI Davranış Bilimi Birimi yapım sürecinde filme yardımcı olur. Kuzuların Sessizliği sayesinde FBI'da kadın ajan alımları furyası da başlar. Yönetmen Jonathan Demme, Anthony Hopkins'i Phil Adam filmindeki doktor rolü sebebiyle seçmiştir. Fakat ona göre Phil Adam'daki doktor karakteri iyi ve sıkıcı bir adamdır. Hannibal Lecter de iyi bir adamdır. Fakat çılgın bir zihne sahiptir. Doktor Lecter rolü için Robert Duvall'la görüşse de iş Anthony Hopkins'in olur. Anthony Hopkins bu film için seri katillerin dosyalarını inceler, hapishaneleri ziyaret eder ve korkunç katillerin mahkeme duruşmalarına katılır. Ajan Clary Starling'e hayat veren Jodie Foster ise gerçek bir ajan olan Marianne Krause'la film öncesinde bir hayli zaman geçirir. Aynı zamanda yönetmenin önerdiği film açılışını klişe bulur. Böylelikle kendisinin ormanda koştuğu sahneyle açılır film. Normalde filmlere kapalı olan FBI eğitim kampı Quantico'da çekim yapma konusunda ısrarcı olur yönetmende. Yapım tasarımcısı Chris D'Zea, Quantico'yu ziyaret ettiğinde mekanı oldukça sıkıcı ve sıradan bulur. Demin arzusuysa tam da budur. Filmde Hannibal Lecter ve Clary Starling'in bir araya geldiği ilk sahnede Lecter, Starling'in güneyli aksanıyla dalga geçer. Bu doğaçlamadır ve oyuncu Jodie Foster bunu üstüne alınır. Böylelikle yüzündeki dehşet ifadesi çok gerçekçi olur ve sahne sonrası rol arkadaşı Hopkins'e teşekkür eder. Hopkins ilk sahnesinde doğrudan kameraya bakar. Bu yönetmenin onu her şeyi bilen kişi olarak tasvir etmek istemesinin bir sonucudur. Tüm karakterler Clarice'le konuşurken doğrudan kameraya baksa da Clarice daima kamera dışına bakar. Bu da seyircinin onun bakış açısına sahip olması ve Clarice'le özdeşim kurması içindir. Anthony Hopkins aynı zamanda bu karakteri canlandırırken kendisine nelerin ilham olduğunu da itiraf eder. Hannibal Lecter adeta bir sürüngen gibidir. Çünkü sürüngenlerde sadece istedikleri zaman ve bilinçli olarak göz kırpar. Bu sebeple filmde Hannibal Lecter da sadece çok özel anlarda ve bilinçli olarak göz kırpmıştır. Aynı zamanda Londra'da yaşadığı yıllarda konuşurken çok nadiren göz kırpan ve herkesin cesaretini kıran bir arkadaşı da ilham kaynağı olmuştur. Unutulmaz oyuncu Anthony Hopkins'e. We begin by covering what we see every day. Hopkins hapishane sahnelerinde sarı veya turuncu tulum giymektense beyaz tulum giymenin daha iyi olduğu konusunda yapım ekibini ikna eder. Çünkü ona göre beyaz giyinirse daha klinik ve rahatsız edici görünecektir. Bu da onun diş hekimi korkusundan aldığı bir ilhamdır. Filmde Clarice'in yakalamak istediği seri katil Buffalo Bill karakteri gerçek hayatta bir seri katil olan Gary Heidnik adlı kişiden esinlenerek oluşturulur. Ayrıca Buffalo Bill kaçırdığı kızı tuzağa düşürdüğü sahnede sakat gibi davranır. Bu da ünlü seri katil Ted Bundy'den alınmış bir ilhamdır. Ajan Jack Crawford karakteri gerçek FBI ajanı olan John Douglas'a dayanır. Hannibal Lecter ise Meksikalı bir seri katil olan Alfredo Trevino'dan ilhamla ortaya çıkar. Filmin sonlarına doğru yönetmen Jonathan Demme de mavi bir şapkayla gözükerek seyircisini selamlar. Son sahnede ise kaçan Hannibal Lecter, Clarice'i arar. Clarice'in artık huzur bulduğunu duymak ister ve ona şu sözleri söyler. Peki Clarice, kuzuların çığlıkları durdu mu? Bye. Ve Sinema Artı'nın bu haftada sonuna geldik değerli izleyenler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.